Bel ve boyun fıtığı için ben şunu söyleyebilirim. Bu dıştan uygulanır. At kuyruğu dediğimiz bitki. Şöyle bir bitki. Bir de ağrısı varsa tabii ki ardıç yağı. Bunu unutmayın. Yani işte at kuyruğunu alıyorsunuz bir Evet. yemek kaşığı böyle 5 dakika kaynatıyorsunuz. 5 dakika kaynayacak. Evet. Evet, 5 dakika kaynayacak. Ilıyınca ağrıyan bölgeye çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle yapıyorsunuz. Allah'ın izniyle bakın bu at kuyruğu yani 40 kilit bitkisi demektir bu. Şöyle bir Doğru göstereyim. türünü bulmanız lazım. Özellikle orman kenarlarında yaşayan. Bunun içerisinde silikatlar var. Bu silikatlar ne oluyor? Siz kaynattığınız zaman suya geçiyor. O suyu işte at kuyruğu yani 40 kilit bitkisinin suyunu sürdüğünüz zaman böyle resmen o kristaller zıpkın gibi içeriye nüfuz etmeye başlıyor ve oradaki hernia dediğimiz, protrüzyon dediğimiz, işte tıp diliyle söylüyorum bunu çünkü raporlarında öyle yazar, boyun fıtığında bunu kullanabiliyorsunuz. Dıştan bunu güzelce dairesel hareketlerle yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun çayını da içiyorsunuz. Ağrı varsa da ardıç yağı. Bakın, ardıç yağı muhteşem bir ağrı alıcıdır. Ağrı kesicidir. Yani özellikle belde olsun, omurgalar olsun, müthiş derecede ağrınızı da alacaktır. Bunu Yani dışarıdan siz uyguluyoruz, değil mi hocam? 40 kilit bitkisini sürdükten bir saat sonra da üzerine ne yapacaksınız? Ardıç yağını 4 parmak genişliğinde böyle alıyorsunuz bunu boynunuza dairesel hareketlerle çok fazla bastırmadan ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi bu kür aynı zamanda Seval Hanım bel fıtığı için de geçerlidir. İnsanlarımızda bel fıtığı şikayeti o kadar arttı ki neden biliyor musunuz? Çünkü beslenme kültürümüzü değiştirdik. İnsanlar hazır yiyeceklere olan gidişi, yönelişi tabii ki doğal gıdalardan, Anadolu topraklarının doğal o mis gibi gıdalarından faydalanamıyorlar. Çünkü büyük şehirlerde bunların eksiklikleri var. Ne yapsınlar? Hazır yiyecekler. İşte eve gelince hemen buz derin dondurucudan bir şeyler çıkartılıp hazırlanıyor filan. İşte bütün bunlar bizim beslenme kültürümüzü değiştirdi ve sağlığımız için gerekli olan etken maddeler içerisinde maalesef olmadığı için hastalıklara karşı dirençli olamıyoruz çok fazla. Hocam bu Şimdi bel kısmındaki yağlanmalar da bel fıtığına neden olabiliyor mu? Araştırmalar bunu gösteriyor mu? şöyle bakın belde yağlanma var diyorsanız siz zaten tombiş bir insanı tarif etmeye başladınız. Evet. Beslenme Yani deyince aklıma geldi tombiş de. biraz kilolu demek yani. Evet. Kilolu kilo olduğu zaman tabii ki yük biniyor. Diz kapaklarında sıvı azalmasına neden oluyor. Bir gün o sıvı kaybına karşı diz kapaklarında neler yapılabilir? Onların kürlerini de öneririz Mutlaka değerli hocam, çok izleyiciler. seviniriz. Evet, şimdi kilo tabii ki iyi bir şey değil. Dolayısıyla insanlar normal kilolarında olmalı. Hatta 1-2 kilo fazla olabilir, hiç sorun değil. Ancak bel bölgesindeki yağlanma bilin ki fazla kilo demektir. Demek ki omurgalara fazla baskı oluyor. İşte bu da hernia dediğimiz, fıtık dediğimiz olayın gelişmesine sebebiyet veriyor. Bir Bel şey boyun için daha başka bir şey var mı hocam? Evet, buyurun. var. Bakın bu şey için, bel fıtığı için işte MR'ı çekilir. L4, L5'te en çok burada görülür bu.
Burada yapılacak şey, inanın bana, resmen Allah'ın bir mucizesi. Ameliyattan kurtulmuş, inanın binlerce insan var. Şimdi bu nedir? Acı elma yağı. Acı elma yağı dediğimiz şey adaçayı yağı ve susam yağıdır. Bunun ikisini karıştırıyorsunuz. 10 dakika bel fıtığının olduğu o 4-5 dediğimiz bölgeye daha çok etki ettirerek 10 dakika böyle çok fazla bastırmadan şeye kadar ense kökünüzden kuyruk sokumuna kadar ama bel fıtığının olduğu yerde de biraz fazla durarak yani orada ne yapacaksınız? Masaj yapacaksınız. İki yağ karıştırdık ve orada 10 dakika bastırmadan masaj yapıyoruz bununla. Evet. Peki günde bir kez yeterli midir? Tabii bir kez yeterli ama çok ağır şikayetleri varsa yani gerçekten ağrı da veriyorsa o zaman bir sabah bir akşam uygulaması çok daha evladır. Yani çok daha faydalıdır.